bütçesi 12 günlük maratonun sonunda kabul edildi efendim. Tansiyonun hiç düşmediği görüşmelerde son günde de gerilim yüksekti. Genel kurul yine söz düellosuna sahne oldu. Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Buna cüret ettiler. Önce şunu netleştirelim. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor. Sizde yaşıyor, bizde değil. Sayın Erdoğan'ı Özgür Özel Franco'ya benzetmedi. Tam tersi. Erdoğan Franco gibi konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert çıktı. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Bütçe maratonunun son gününde tansiyon yine yüksekti. AK Partili ve CHP'li kurmaylar arasında söz düellosu eksik olmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan eleştirilere inanın sizden daha esnek ve hoşgörülü. Franco'yu resmen tanıyan CHP yönetimidir, CHP zihniyetidir. Sayın Erdoğan'dan bir paragraf okuyacağım. Erdoğan'ın sözlerini okuyorum, sesinizi kesin. Bir hedef gösterdi Mustafa Kemal Atatürk. İstiklali tam, tam bağımsız Türkiye. İşte bu hedefi ve idealleri hayata geçiren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ortam gerilince devreye Meclis Başkanı Şentop girdi. Arkadaşlar lütfen genel kurulun nezaketini bozmayalım lütfen. Görüşmelerin son gününde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de genel kuruldaydı. Gergin geçen oturumun ardından 2021 bütçesi 316 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 196 milletvekili ret oyu verdi. Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.